olarak nitelendirdiği 5 sebzesinde 5 numara maydanoz. Evet. Tabii ki her zaman söylediğim gibi yakışıklı maydanozlar değil. Böyle elim büyüklüğünde 3-4 yaprağı olanlar var. Bizim söylediğimiz sofralarımızın kurucuları olan köylülerimizin pazara getirdikleri evet. O küçük maydanozlardan bahsediyorum. Evet, bu 5. sırada. Bakın, bu maydanozun içinde apiol diye bir yağ var. Bu ne yapıyor biliyor musun Hüseyin? Cilt altındaki iltihabı dışarı atıyor. Yani bunun böyle bir özelliği var. Ancak bunu tek başına yapamıyor. Bu güce sahip molekülleri var. Fakat yeterli değil. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yanına limon suyuyla beraber bu hazırlanıyor. Şu meşhur maydanoz limon kürü. Bunun dışında maydanozun içerisinde en az 11-12 tane antidepresan özelliği olan etkin maddeler var. Maydanozu zaten tüketmeye başladığınız zaman bunu fark edersiniz. Bir başka özelliği Hüseyin, cildinizi tazeler. Yani cildi tazelemek nasıl oluyor? Yani hücrelerin bir zarı var, membranı var. İşte bu membrandan toksinlerin dışarı atılmasında mükemmel bir yardımcıdır. Bir başka şey, karaciğerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Yalnız değerli izleyicilerimize ben hemen belirtmekte fayda görüyorum. Aa, maydanozun biz bu özelliklerini bilmiyorduk deyip avuç avuç maydanoz tüketmek de yanlıştır. Her şeyde bir ölçü var. Yani bu günde işte bir sabah kahvaltısına oturduğunuzda 3 tutam bunu tükettiğiniz zaman, 10-15 gram tükettiğiniz zaman bu yeterli olacaktır. Bunu söyleyeyim. Maydanozun başka bir şeyi, hepatit B'ye karşı, bu virüse karşı direnç kazanmanızı sağlar. Böyle bir özelliği var. Böbrekte protein kaçağına karşı yardımcıdır. Ama tek başına bu yeterli değil tabii. Yani fonksiyonel. Bir başka şey daha, yüksek tansiyona karşı. Bakın, düşük tansiyonlular böyle maydanozu blenderdan geçirip suyla karıştırıp limon mesela tansiyonun düşmesinde etken rol oynuyor. Dolayısıyla hipotansif özelliği olan düşük tansiyonlu kişilerin bu maydanozdan uzak durması gerekir. Yani tansiyonunuzu düşürüyor.